Belediye Meclisimizin 6.11.2021 tarihinde yapılan olağan toplantısında gündemin 6. maddesinde bulunan 2022 yılı bütçe tasarısı konusu görüşülmüş olup 4 kabul oyuna karşılık 5 ret oyu ile bütçe onaylanmamıştır. 5.393 sayılı belediye kanununun Meclisin görev ve yetkileri başlıklı 18. maddesinin B fıkrasında bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçe ve kesin hesabı kabul etmek ifadesi bulunmaktadır. Aynı zamanda Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği 14. madde Mecliste bütçe ve kesin hesap tümüyle reddedilemez. 14. madde mecliste bütçe ve kesin hesap tümüyle reddedilemez. Ancak değişiklik yapılmak suretiyle kabul edilir ifadesi bulunmaktadır. Şimdi bu kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yapılan oylamada bütçe reddedilmiştir. Burada belediye meclis üyeleri Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Cevat Aydınlı ve Aydın Palabaş, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Volkan Kayı ve Kerim Uzun ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bilal Sarı oylamada ret oyu kullanmışlardır. Bütçe oylamasına bir mazeret de maddeler görüşürken bildirmemişlerdir. Şimdi sayın meclis üyelerimizin kanunu veya yönetmeliği bilmeme gibi bir lüksleri yok. Bilmek zorunlulukları var. Bilmemelerine rağmen böyle bir tavır içerisine girmeleri manidar oluyor. Ben meclis üyelerimizin zeka seviyesi olarak bu kanun ve yönetmeliği algılayacaklarını çok iyi biliyorum. Öyle bir problem de yok. O zaman ister istemez farklı şeyler geliyor insanın aklına. Belediyemiz meclisinde bütçe onay vermeyen meclis üyelerimizin herhangi bir gerekçe öne sürmemiş olmamaları manidar buluyorum ben. Amaç belediyemizin iş ve işleyişini engellemeye yönelik bir harekettir bu. Belediyemizin işleyişini engellemeye yönelik bir harekettir. Burada belediye meclis üyeleri tamamen kişisel egoları ve şahsi çıkarları uğruna bir takım çevrelerin sözleriyle hareket edip belediye meclisimizin çalışmasını engeller bir tutum izlemişlerdir. Ben Çatalazı halkıma şunu söylüyorum. Bu arkadaşlara Çatalazı'ndaki seçmenlerimiz iyi niyetle, samimiyetle oy verip kendilerini temsil etmeleri için Çatalazı Belediye Meclisi'ne göndermişlerdir. Ama maalesef bu arkadaşlar tamamen kendi egoları ve çıkarları uğruna hareket edip Çatalazı'nın sorunlarıyla, gerçek sorunlarıyla uğraşmak yerine bu tip davranışlar içerisine girmişlerdir. Bu anlamda meclisimize saygısızlık etmişlerdir. Halkımın bunu bilmesini istiyorum. Farklı görüşlerdeki insanların meclise gelip muhalefet yapması çok doğaldır, olması da gerekir. Yanlış yaptığımız yerde bizi uyarmaları çok doğru bir harekettir. Burada amaç Çatalazı'nın menfaatleridir, Çatalazı'nın iyilikleridir. Bu doğrultuda bizi eleştiren, yanlışlarımızı bize gösteren muhalefet biz saygı duyarız. Ama bu tip anlamsız davranışlar içerisine giren art niyetli yaklaşımları da kınıyoruz. Bu bağlamda ben halkımı bilgilendirmek istedim.
Belediye bütçe oylamasını Aralık ayında tekrar yapacağız. İki alternatif var ya zaten. Ya tekrar bir ay sonra yapmak ya da meclisin fesih gündemdeydi. Aralık ayı meclisinde bütçe oylamasını tekrar yapacağız. Bu konuyla ilgili benim suç duyurusu yapmam da gerekir. Bu sayın meclis üyeleri hakkında ama seçimle gelenin cezasını halk verir. Ben halkımı bilgilendireyim dedim. Suç duyurusu yapmak gibi bir niyetim yok. Halk bilsin. Böyle bir davranış ve tutum içerisindeler. Benim partimden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden meclise giren Bilal Sarı hakkında parsel anlamda gerekli disiplin soruşturmasını zaten başlattım. Diğer partilerin de bu konuya duyarlılık göstereceğine inanıyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.